Burada bir sürü şekil var. Hadi gelin bu şekiller hakkında konuşalım ve isimlerini öğrenelim. İşte bununla başlayabiliriz. Geceleri gökyüzünde gördüğümüz aya benziyor öyle değil mi? Büyük ihtimalle bu şeklin ne olduğunu biliyorsunuz ama ben yine de söyleyeyim. Bu şekle daire denir. Peki dairenin özelliği nedir? Matematikte ilerlediğiniz zaman dairenin çok ama çok havalı tanımlarıyla karşılaşacaksınız. Ama şu anda bilmeniz gereken bu şeklin bir daire olduğu. Burası dairenin merkezi olsun. Her dairenin en orta noktasında bir merkezi olur. Şimdi de dairenin üzerindeki herhangi bir noktadan başlayıp merkezden geçtiğimizi ve dairenin üzerindeki başka bir noktaya geldiğimizi düşünün. Aynen bu şekilde. Bu uzunluk her zaman aynı olur. Bakın aynı şeyi buradaki ve buradaki iki nokta için de yapıyorum. Tabii ki yine merkezden geçiyorum. Evet, işte bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşittir. Farklı şekillerle devam edelim. Bakalım neler varmış. Eğer bu bir daire ise, bu nedir? Bu ve bunun gibi şekillere de oval denir. Aslına bakarsanız her daire bir ovaldir ama bu oval bir daire değil. Neden mi? Ovalin merkezi burası olsun. Bu uzunluk, bu uzunluktan daha kısadır. Yani eşit değiller. O halde bu şekil daire değildir. Ama buradaki bir dairedir. Aradaki farkı anladınız mı? Daireyi anladığımıza göre sıra bu şekilde. Bu şeklin üç kenarı var. Bir, iki ve üç. Aynı zamanda üç tane de köşesi var. Bir, 2 ve 3. Buna benzeyen üç kenarlı şekillere üçgen denir. Üçgen kelimesinin içinde üç geçtiği için, üç kenarlı şekillere üçgen dendiğini kolayca hatırlayabilirsiniz. Pek de zor değil. Evet, üçgenlerin üç kenarı vardır. Sıra geldi bu şekile. Acaba bunun adı nedir? Aslında geriye kalan bu şekiller oldukça ilginç. Çünkü ortak bir özellikleri var. Peki nedir bu ortak özellik? Bu şekillerin kaç kenarı var diye sorarsam ne dersiniz? Gelin sayalım. Mesela bu şeklin 1 2 3 4 kenarı var. Bunun 1 2 3 ve 4 kenarı. Bunun da 1 2 3 4 kenarı var. Ve son olarak bunun da 1 2 3 ve 4 tane kenarı var. Öyleyse buradaki tüm şekillerin 4 kenarı var diyebiliriz. 4 kenarı olan şekillerin genel ismi dörtgendir. Yani 4 dört kenarı olan şekillerin hepsine dörtgen diyebilirsiniz. 3 üç kenar üçgen, 4 dört kenar dörtgen. Basit değil mi? Tekrar edelim. Dörtgenlerin 4 dört kenarı vardır. Burada gördüğünüz şekillere dörtgen denir. Bunu öğrendik. Ama bilmeniz gereken bir şey daha var. Bu şekillerin hepsinin aynı zamanda belirli bir özelliği de var. Bunun içinde farklı dörtgenlerin farklı isimleri olabilir. Mesela böyle bir dörtgen de düşünebilirsiniz. Bakın 1 2 3 ve 4 tane kenarı var. Bir şeklin dört kenarı varsa dörtgendir. Şimdi de bunların hepsini tek tek inceleyelim ve özellikleri neymiş anlamaya çalışalım. Buradaki şekle baktığınızda, kenarların birbirine dik olarak kesiştiğini görürsünüz. Bu açıya dik açı denir ve küçük karelerle gösterilir. Gördüğünüz gibi bu şeklin dört köşesine de küçük kareler sığdırabiliyoruz. Bu, bize kenarların arasındaki açının dik açı olduğunu gösterir ve kenarları arasında dik açı olan dört kenarlı şekillere de dik dörtgen denir. Kafanız karışmasın, oldukça basit. Dikse dikdörtgen, değilse dörtgen. Mesela buradaki şekle bakalım. Bu bir dikdörtgen değildir. Neden mi? Mesela bu köşeyi alın ve az önce çizdiğimiz küçük karelerden buraya da çizmeye çalışın. Böyle çizebilirsiniz ya da böyle. Ama olmuyor değil mi? İki kenarı bir araya getiremiyorsunuz. Az önce olduğu gibi birleşmiyorlar. Aynı durum bu köşe için de geçerli. İşte bu yüzden bu şekil bir dikdörtgen değildir. Aynı şey bu şekilde de var. Bu da dikdörtgen değildir. Köşelerine küçük kareler çizemiyorum. Kenarlar dik değil. Evet. Bu dikdörtgen değil. Bu da. Peki ya bu? Bu şeklin köşelerine küçük kareler koyabiliyorum. Bakın, oluyor. O halde bu şekil bir dikdörtgendir. Evet, bunların ikisi de dikdörtgen. Bu mor şekli tanıdınız mı? Çünkü kendisi özel bir dikdörtgen. Kenarları birbirini dik kesiyor. Aynı zamanda bütün kenarları birbirine eşit. Evet, en azından buradan öyle görünüyor. Bu kenar bu kenara, bu da buna eşit. Eğer kenarlar birbirine eşit ve dikse, bu şekle kare denir. Kare. Kareler özel dikdörtgenlerdir. Dikdörtgenlerin kenarları birbirine eşit değildir ama karelerin kenarları birbirine eşittir. Şimdi de şu şekle bakalım. Bu şeklinde dört kenarı var ve kenarları birbirine eşit. 1, 2, 3 ve 4. Ama ne demiştik? Kenarlar arasına kareler çizemiyoruz. Bakın yeniden deniyorum, olmuyor. Yani kenarlar arasındaki açı dik değil. Evet, bu şeklin kenarları birbirine eşit olmasına rağmen, kenarları arasındaki açı dik olmadığı için, bu şekle eşkenar dörtgen denir. Karenin de dört kenarı birbirine eşitti o zaman kare bir eşkenar dörtgen midir? Evet. Kareler aynı zamanda hem dikdörtgen hem de eşkenar dörtgendir. En özel dörtgen karedir diyebiliriz. Kare hem eşkenar dörtgen hem de dikdörtgen olur. Fakat her dörtgen eşkenar dörtgen ya da dikdörtgen kare olamaz. Fakat her dörtgen eşkenar dörtgen ya da dikdörtgen kare olamaz. Ve son olarak şu şekle bir bakalım. Bu şeklin ilginç yanı, iki kenarının aynı yöne doğru uzaması. Yöndeş doğrular da denebilir ama boş verin, bu da ne demek diye soruyor olabilirsiniz. Matematikte bu duruma paralellik denir. Paralel kelimesi önemli, bunu hatırlayın yeter. Bu şekilde iki doğru çizecek olursam, bu doğrular asla ve asla birbiriyle kesişmez ve birbirine bakan iki kenarı bu özelliğe sahip olan dörtgene de yamuk ya da trapez denir. Trapezlerin diğer iki kenarı birbiriyle kesişir. Evet, bu iki doğruyu bu şekilde uzatacak olursam bakın işte burada kesişiyorlar. Tekrar edelim. Bu şeklin adı neydi? Yamuk. En eğlenceli isme sahip olan şekli en sona saklamışız.